Koronavirüs vakalarındaki artış eğilimi Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Testi pozitif çıkanlara bundan böyle ikinci bir test daha yapılacak. Vaka artışlarından mutasyon mu sorumlu sorusuna yanıt aranacak. Eskiden 10 kişi varken bunların 3'üne bulaşabiliyorsa şu anda 10 kişi varken yaklaşık olarak 6 ya da 7'sine bulaşabiliyor. İyi sayısının ve vakaların artmasıyla mutant virüs endişesi büyürken Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bundan böyle korona testi pozitif çıkanlara mutant virüsün tespiti için ikinci test yapılacak. Virüsün toplumdaki dolaşımının kontrol altında olması lazım. Bir haftadır koronavirüs vakalarında kayda değer bir artış söz konusu. Bakanlık COVID-19 testi yapan hastanelere İngiltere kökenli mutasyonu tespit edebilecek kitler gönderdi. Artışın sebebi daha bulaşıcı olan mutant virüs mü? Bunun saptanması hedefleniyor. Son 24 saatte 141.703 kişiye koronavirüs testi yapılırken yeni vaka sayısı 1.157 arttı. 7.719 yeni vaka tespit edilirken hasta sayısı 636 oldu. 124 hasta koronaya yenildi. Aşının etkili olma oranı da önemli. Sonuçta %70 etkili ise o zaman %65'i aşılamanız da yetmiyor. Siz %85'ini falan aşılayacaksınız ki hatta %90'ını. O ancak işte %60'ı korunmuş olacak. 8.016 hasta daha koronayı yenip sağlığına kavuşurken son tabloda ağır hasta sayısı da 1.615 oldu. Aşılananların sayısı ise 2.200.000'i geçti. Aşı oldum, rahatız diye bir hareket içerisinde veya vaka sayılarımız azalıyor diyerek bir rahatlama içerisinde olmamamız lazım.